إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونفق حبيب الله فيما قال أو كما قال. عزيز kardeşlerim, muhterem müminler, hakikaten devamlı olarak söylenmesi, anlaşılması, anlatılması ve netice olarak da inanılması zaruri olan esaslar, usuller, temel meseleler sık sık kürsülere gelmeli, sık sık konuşulmalı, araştırılmalı ve müminler bir araya geldikleri zaman bu temel meseleleri ve esasları kendi aralarında müzakere edebilmelidir. Hatta bilmiyorum, Müslüman aileler çoğunluk değil de bizim bildiğimiz, tanıdığımız, görüştüğümüz Müslüman ailelerden bir kısmı böyle bir usul takip ediyorlar. Haftada bir akşam, özellikle cuma akşamları, yani perşembeyi cumaya bağlayan, perşembe gününü cuma gününe bağlayan akşam, evlerinde tamamen ayrı bir program uyguluyorlar. Ve hakikaten yaygınlaşsa, çoğalsa çok iyi olacak. Ev halkı o akşam hepsi evde oluyor. Çocuklarıyla, aile reisi tabi başta olmak şartıyla, evin hanımefendisi, sonra çocuklar. Hatta mümkün ise o aileye bağlı akrabalar yahut hısımlar da çağrılmak suretiyle, güzel de bir yemek hazırlamak suretiyle o geceyi beraberce dini bir müzakere, dini konuları, eğer aralarında bu konuları iyi bilen bir Müslüman kardeşimiz varsa onun başkanlığında, öyle bir kimse yoksa hane reisi, hane halkının reisi durumunda olan ev sahibinin başkanlığında dini bir kitabı, mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya adındaki kitabından bir bahsi, bir bölümü okumak, önce okumak suretiyle, sonra da bu okunan kısmı ev halkı kendi arasında çocuklarla, akrabalarla, hısımlarla, yakınlarla bu dini konuyu, bu bahsi, bu mevzuyu müzakere etmek. Sen ne anladın? Açıklar mısın? Sonra sıra öbürüne gelince, sen ne anladın yavrum? Sen de düşünceni, görüşünü, açıklamanı yap bakayım. Nelerle, ne gibi düşüncelerle bu konuya katılıyorsun şeklinde sualli cevaplı, şöyle bir saat kadar yahut bir buçuk saat kadar cuma akşamları evde dini bir toplantı yapan Müslüman aileler var. Fakat çok az. Fatih'te ve daha diğer bazı semtlerde bu devam ediyor. Özellikle kandil gecelerinde, eğer çok ciddi bir programları yahut bir
önemli bir şeyler yoksa, o kandil gecelerinde de toplanıp, televizyon tamamen o akşam kapatılacak, hiç açılmayacak. Hiç açılmayacak. O gece, o özel gecelerde, mübarek gecelerde yine ev halkı, akraba ile, hısımlarla, yakınlarla, dostlarla toplaşarak her mümin evinde bir dini toplantı. Bu toplantıyı yapmak zorundayız. Televizyonlar evlerimize gireli, toplantılar dağıldı, sohbetler öldü, samimiyetler yıkıldı. Gözlerimiz, kulaklarımız televizyona esir oldu, köle oldu. Kimse kimsenin yüzüne bakmaz oldu. Televizyon ekranına bakmaktan baba evladını göremez, evlat da babasına bakamaz oldu. Bela oldu, musibet oldu, fitne oldu, felaket oldu. Bunu zaman zaman kırmak lazım, Allah için kırmak lazım. Hazreti Muhammed Mustafa için kırmak lazım, iman için kırmak lazım. Ev halkı adeta köleler gibi belli bir hedefe, belli bir aynaya, ekrana bakarken ihmal edilen vazifeler, hakikatler yığın yığın artıyor. Bunun vebali çok büyük. Bunu zaman zaman kırmak lazım, zaman zaman değiştirmek lazım. Zaman zaman bunun dışına çıkmak lazım. Dini bir kitabı eğer tek başına bir kitapsa onu mesela birkaç toplantıda okuyarak bitirmeye karar veriniz. Yahut bitirilmesi uzun bir zaman alacaksa bölüm bölüm okumak suretiyle ilmihaller var, dini eserler var, çok güzel kitaplar var. Bunları evlerimizde en az haftada bir akşam ve diğer mübarek gecelerde hane halkımızla toplaşmaya, konuşmaya, dini sohbet yapmaya lütfen evlerinizi alıştırın. Evlerimiz felakete gidiyor. Aile hayatımız felakete gidiyor. Çocuklarımız felakete gidiyor. Bunun önüne geçmezsek, geçemezsek zannediyorum ki, korkuyorum ki birkaç sene sonra kimse kimseyi tanımayacak. Televizyonda tanıtılan tiyatroculardan, sinemacılardan, yönetmenlerden, futbolculardan, şantözlerden, dansözlerden başka nesillerimiz kimseyi tanımayacak. Annesini, babasını dahi tanımayacak. Arkasından da cinsel dedikleri, yani bilhassa zina yoluyla, fuhuş yoluyla, hızla bir serbestlik, cinsel özgürlük tabirini kullanıyorlar. Bu yoldan da artan zinanın ve fuhşun neticesinde kadınların birden fazla erkeklerle yakınlaşmasının sonunda tıpkı Avrupa'daki bataklığa saplanmamız tehlikesiyle karşı karşıyayız. Avrupa'da resmi devlet raporlarına göre kadınların birden fazla erkeklerle gezmesi, dolaşması, çok affedersiniz cinsel yakınlıkta bulunması, hukuken, kanunen, onların parlamentolarından çıkan kanunlarla kadınlara hak olarak tanıdıkları bu kanunlar sonucunda şu anda Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde isteyen kadın istediği erkekle evine akşam gelip evdeki erkeğine, nikahlı bulunduğu kişiye lütfen evi terk eder misin, ben bu akşam istediğim arkadaşımla kalacağım demek kanunen garanti altına alınmış. Resmen kanun yani. Onların parlamentoları deyyuslar parlamentosu. Bu kanunlar neticesinde kadınlar da bu haklarını hak ise haşa hak olamaz ama onlar hak diyorlar. Kadın hakları da demekteki kasıtları da budur. Neticede elimizdeki resmi raporlara göre Avrupa'da doğan çocukların 100 tane çocuğun, dünyaya gelen 100 çocuğun 78'inin kesinlikle babası belli değil. Babaları belli değil. Böyle bir felaketin, musibetin, fitnenin içine sürüklenmiş Batı toplumu, Avrupa toplumu, Hristiyan toplumların hali bu. Televizyon yayınlarıyla vallahi aynı akıbeti bizim için de hazırlıyorlar. Aynı akıbeti resmen yayın merkezi Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan namus düşmanı Star 1 televizyonu resmen
bizi bu çukura hazırlıyor. Bizi bu bataklığa hazırlıyor. Aile birliği dağılmış, kadın erkek arasındaki münasebetler dağılmış, baba evlat ilişkileri yıkılmış, doğan çocukların babasının belli olmaması gibi müthiş bir akıbete doğru sürükleniyoruz. Bunun önüne nasıl geçileceği konusunu Müslümanlar her toplandıkları yerde konuşmaya başlamaları lazım. Durumu çok ciddi görüyoruz. Çok tehlikeli görüyoruz. Sonu kapkaranlık bir perde olarak görüyoruz. Allah-u Teala Müslüman milletimize tuzaklar hazırlamaya çalışan ve çeşitli hilelerle milletimizin maneviyatını, mukaddesatını, zürriyetini, hürriyetini yok etmeye çalışan iç ve dış düşmanları kahru perişan eylesin inşallah. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına ve onların da şahsında kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetlerine hitaben buyurdular ki daha dünyadayken cehennemden bir köşe görmek isteyen var mı? Cehennemden bir kesik diyelim, cehennemden bir bölge, bir köşe görmek isteyen var mı deyince, dünyada cehennemi görmek mümkün mü ya Resulallah dedikleri zaman, içinde Kur'an okunmayan ve içinde seccade serilip namaz kılınmayan ve içinde dini meseleler konuşulmayan, din davası, din meselesi, Allah'ın dini, Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberleri, Allah'ın hükümlerinin bulunmadığı, konuşulmadığı, müzakere edilmediği, topluca evde ibadet edilmediği evler ve meskenler, konutlar cehennemden birer köşedir buyurdular. Cehennemden bir köşe. Bugün şimdi düşünün ne kadar korkunç, ne kadar felaket. Sabah ezanı okunduğu zaman, zaman zaman pencereyi açıp caddeye bakıyorum. O 5 katlı apartmanlar, sıradağlar gibi sıralanmış biliyorsunuz. Dağ gibi sıralanan 5'er katlı, 6'şer katlı, bazen de daha fazla katlar var. Apartmanlardan 1 veya 2'den fazla ışık yanmıyor. Sabah namazına kalkan yok. Beynamazlık korkunç bir şekilde çökmüş millete. Beynamazlık, namazsızlık, namazı terk etme alışkanlığı Müslüman olduğunu söyleyen milletimizin üzerine kara bulutlar gibi çökmüş. Hiç ciddiye alınmıyor. Sabah namazı namazların başıdır Müslümanlar. Alimlerimiz diyorlar ki sabah namazını kılmadan evinden çıkan bir Müslüman Allah'ın zimmetinden, rahmetinden çıkmıştır. Sabah namazını kılmadan çıkan Müslüman, öğle namazını da kılsa, ikindiye akşamı yatsıyla kılsa, o günün bereketinden mahrum olmuştur. Namazların başı sabah namazıdır. Ona çok özen göstermek lazım, önem vermek lazım. Mutlaka kalkmak lazım, tedbirini almak lazım. Çalar saat mi alırsınız, bir şey mi yaparsınız ama mutlaka sabah namazına kalkmak lazım. Allah'ın rahmetinin taksim edildiği saatlerde namazsız olmak, secdesiz olmak, seccadesiz olmak korkunç bir felaket. Ve gide gide millet alışıyor. İşte geçen akşam pazar günüydü zannediyorum. Yine demin adından bahsettiğim Allah'ın lanet kutusu. Allah'ın lanet kutusu Star 1 televizyonuna bir Alevi dedesi olduğu söylenen bir kafir çıkarttılar. Bir dinsiz adam çıkarttılar. Alevi dedesiymiş. Ne demekse. Orada resmen namazı inkar etti. Namaz diye bir şey yok dedi. Namaza ne lüzum var dedi. Bizim namazımız yok dedi. Biz namaz filan kılmayız. Namazın lüzumuna inanmıyoruz dedi. Ve 1,5 saat adam orada kırmızı koltuk diyorlar. Lanet olasıca. Konuşma yaptı ve milyonlarca insan dinledi.
Hatta sonunda da Türkiye'de bir halk oylaması yapılsa dedi, Türkiye halkının %90'ı bizim gibi düşünür dedi. Namaz yok, oruç yok. Düşünün yani memleketin ne hale geldiğini, kimlere muhatap olduğumuzu, kimlerle karşı karşıya kaldığımızı düşünün, düşünün ve vicdanlarınız titresin Müslümanlar. Adam ne diyor? Efendim diyor, namaz diyor, oruç diyor, hac diyor, bunlara ne lüzum var? İnsanın kalbi temiz olduktan sonra, insan sevgisiyle gönüller dolu olduktan sonra namaza ne lüzum var diyor. Ve adam bunu savunuyor. Adamın savunduğu düşünceye bakın Allah aşkına. Koskoca bir İslam'ın tarihini temelden inkar ediyor. Namazı inkar ediyor ve Alevi olduğunu, Alevilerin de dedesi ne demekse olduğunu söylüyor. Ve bunu söylerken de İslam'ın tarihini inkar ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin namazda, mihrapta öldürüldüğünden haberi yok mel'unun. Hazreti Ali bütün dünya bilir ki namazda şehit edilmiştir. Biliyorsunuz bunu. Namaz esnasında katledilmiş ve tabii şehit olmuştur. Yani bu dereceye kadar namazın hakikati var. Namazın yeri var, hükmü var, kitabı var, esası var. E sen nasıl olur da kalkar milyonlarca insanı namazsız, oruçsuz, hacca lüzum olmadan, namaz olmadan, oruç olmadan ve bunlara lüzum görmeden, kalbi temiz olursa bir adamın namaza lüzum yok, nasıl der bunu, nasıl söyler bunu? Ama işte söyletiyorlar. Söyleyene değil, söyletene bak. Söyleyene değil, söyletene bak. Vaka dinini bilen, İslam'ı bilen insanlar için bu türlü konuşmalar, tartışmalar bir mana ifade etmez. 1,5 saat dinledim bu inkarcıyı, bu dinsiz adamı 1,5 saat dinledim. Vallahi ceviz kabuğunu doldurması mümkün değil konuştuklarının. Hiçbir temele, hiçbir kitaba, hiçbir dine, hiçbir esasa dayanmıyor. Mümkün değil. Ama işte böyle bir sapığın, böyle bir çarpığın karşısına niçin bir din hocası çıkartılmıyor da, niçin konuşturulmuyor, niçin dinin esasları ve hakikati anlatılmıyor, anlatılamıyor? Bu problem de Müslümanların problemidir. Efendiler, şunu anlatamıyoruz. Yani öyle bir çıkmazdayız ki, dini bakımdan diyorum, yani herhangi bir siyasi olarak yahut iktisadi olarak söylemiyorum, tamamen dini olarak söylüyorum. Vallahi Türkiye tamamen dini bir çıkmaza saplanmıştır. Bir çıkmazın içindeyiz. Adam Kur'an'da ayetlerle, sayısız ayetlerle sabit olan namaz hükmünü inkar ediyor. Namaza ne lüzum var diyor ya. Bir insanın kalbinin temiz olması yeter. Namaz, oruç bunlara lüzum yoktur diyor. Arkasından ben de Müslümanım diyor. Bu bir çıkmazdır. Bu çıkmaza saplanmış Türkiye. Bu çıkmazdan çıkmak lazım. Bütün peygamberler, bütün alimler, veliler, salihler, Kur'an'ı bilenler bilir ki, Kur'an'dan bir hükmü, Kur'an-ı Kerim'in içinde yerini alan ayetlerden, hükümlerden, esaslardan, naslardan, bir tanesini inkar eden adam o andan itibaren Müslüman olması mümkün değil. Müslüman olması mümkün değil. Bunu söyle, ne kadar söylerseniz söyleyin boş. Adam namazı inkar ediyor. Alevi dedesiyim diyor. Milyonlarca insana kırmızı koltukta hitap ediyor. Namazın farziyetini, namazın önemini, namazın Allah'ın bir hüküm olarak Kur'an'da yerini aldığını resmen inkar ediyor, biz de Müslümanız diyor. Bunu anlamak mümkün değil. Generallere soruyorsunuz, silahlı kuvvetlerin içinde, başında görev almış üniformalı subaylara, generallere soruyorsunuz, nasıl bir Müslüman istiyorsunuz Sayın Paşam
Gazeteci arkadaşımız, geçen anlattım, soruyor. Cevabı korkunç. Bizim istediğimiz diyor Müslüman tipi, içkisini bir kere içecek diyor. Yani içkiyi içecek, kumarını oynayacak, bütün içkini kokteyllere katılacak, kadınlarla arkadaşlık edecek, her kadınla tokalaşacak, aklına gelirse namazını da kılacak. Biz böyle bir Müslüman istiyoruz diyor. Sen Müslüman istemiyorsun, kafir istiyorsun. Bu Müslüman olmaz ki bu. Adını Müslüman koyma ya, bunu koymaya hakkın yok. Türkiye dini bakımdan bir çıkmaza saplanmıştır. Bu konuları Diyanet İşleri Başkanlığı anlatamamıştır Türk Müslümanına, Türkiye Müslümanına. Anlatamamıştır, anlatılamıyor. Televizyona çıkıp bunu anlatamıyorsunuz. Yetkililere anlatamıyoruz, üniversiteye anlatamıyoruz, silahlı kuvvetlere anlatamıyoruz. Mümkün değil. Belalar almış başını gidiyor. Düşünün yani gündüz gözüyle saat 10'da en kalabalık Harbiye Caddesi'nde, Taksim'de düşünün yani silahlı 5 kişi hiç korkusuzca, fütursuzca engele rastlamadan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şubesi'nin başkanı olan bir zatı 24 kurşunla delik deşik gidiyor. Hadi önleyin bakayım. Korkunç bir olaydır. Vallahi başka bir ülkede böyle bir hadise olsa o gün hükümet istifa eder. Yaşatmazlar. Ama bizde hiç sadece çıkıyorlar arlanmadan, sıkılmadan bir kınama mesajı. Lanetliyoruz, kınıyoruz. Sen neyi kınıyorsun, neyi lanetliyorsun? Bir asayiş şubesinin başındaki müdür yardımcısını vuruyor adam ya. Kıyamet kopması lazım Türkiye'de, İstanbul'da. Çık çıkmıyor. Ve terörü önleyeceklermiş. Anarşiyi önleyeceklermiş. Her şey düzelecekmiş. Ya ortada Kur'an-ı Kerim var. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Kur'an'dan uzaklaşan, Allah'tan uzaklaşan, Hazreti Muhammed Mustafa'dan uzaklaşan toplumlara rahat yüzü göstermeyeceğim diyor Hazreti Allah. Bu ayettir. Maişeten banka, dar bir hayat, sıkıcı bir hayat, bunalımlarla dolu, terörle dolu bir hayat vereceğim onlara. Bunu Cenab-ı Hak söylüyor, ben söylemiyorum. Hem Kur'an'dan uzaklaşacaksınız, İslam'dan uzaklaşacaksınız, başını Allah'ın emri olduğu için örten kız çocuklarını okullardan kovacaksınız, namaz kılan subayları ordudan atacaksınız, hem de asayişi sağlayacaksınız, öyle mi? Bu şartlarda Türkiye'de asayiş olsa ben endişe ederim, haşa Kur'an-ı Kerim'den şüphe etmeye başlar insan. Ve Kur'an'dan da şüphe edilmeyeceğine göre mümkün değil anarşiyi önlemeniz. Mümkün değil mutluluğu getirmeniz. 50 tane hükümet kursanız vallahi mümkün değil. Yeminle söylüyorum. Önünde Kur'an-ı Kerim açık. Mümkün değil. Hiç mümkün değil. Faizle bir ülkenin kalkınmasını mümkün görmüyor Hazreti Allah. يَمْحَكُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ السَّبَقَاتِ. Ayetten sabit. Faiz ile kalkınırım diyen milletlerin çabalarını ve gayretlerini, ekonomilerini batıracağım diyor Hazreti Allah. Allah'a mı inanıyorsunuz, bu adamlara mı? يَمْحَكُ Arapça mahvetmek demek. Batırmak anlamına. Mehaka yemhaku, mahu anlamına, mahvetmek. Faize dayalı ekonomileri batıracağım diyor Allah-u Teala. Bunlar kalkındıracağız diyor. Ne olacak bu iş? Nasıl kalkındıracaksınız ya? Biz Müslüman bir milletiz, Allah'a inanmışız. Canım Allah başka, bu iş başka diyebilir misiniz? Öyle diyorlar. Din ayrı, devlet ayrı diyor adam. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyor. Allah ne karışıyor biz, benim ekonomime diyor. Bakın küfür üstüne küfür, sapıklık üstüne sapıklık. Din ayrı, siyaset ayrı diyor. Siyaset insanları idare etmekse,
insanların idaresine Allah'ın dini karışmayacaksa hayvanlara mı karışacak? Tabii insanlara karışacak. Türkiye Cumhuriyeti bir çıkmaza saplanmıştır. Dini açıdan bir çıkmazdadır. Diyanet İşleri Başkanlığı çıkmazdadır. Müftülükler çıkmazdadır. Vaizler, hatipler, hocalar vallahi çıkmazdadır. Anlatamıyorsunuz bu işleri hiç kimseye. Adam çıkıyor, Alevi dedesi, her neyse, biz namaza lüzum görmüyoruz diyor. Namazın lüzumu yok, namazın önemi yok. Namazın bizde yeri yok, kalp temizliği oldu mu yeter, biz Müslümanız diyor. Buyurun çıkmaza bakın şimdi. Bu kadar camileri inkar ediyor adam. Yeryüzünü süsleyen mabetleri, camileri, minareleri, kubbeleri, mihrapları, kürsüleri, minberleri inkar ediyor adam. Bir çırpı daha görüyor musunuz? İslam'ın medeniyetini, mimarisini, zevkini, saadetini inkar ediyor. Bir adam bir kalemde, bir çırpıda, bir oturuşta. Onun için Türkiye çıkmazadır diyorum. Böyle bir yere varılamaz. Gerçeklerin konuşup, hala insan hakları, bakın ağızlarından düşmüyor. Hükümet üyelerinin ağzından düşmeyen bir kelime. İnsan hakları, insan hakları, insan hakları. Üniversite profesörlerinin, rektörlerinin, dekanlarının ağzından düşmüyor. İnsan hakları, insan hakları. Komisyonlarda insan hakları konuşuluyor. İnsanın hakkı. İnandığı gibi yaşamak insanın hakkı. Bunu konuşuyorlar. Ama hala işte geçen hafta Ankara Üniversitesi'nden 42 tane başını örttüğü için, başörtüsünü kullandığı için 42 talebe resmen atıldı. Peki insan hakları derken neyi kastediyorsun? İnsanın hakkı nedir? Hak ne? Haktan ne anlıyorsunuz? Bir Müslümanın başını örtmesi hakkı değil mi? Bunu hak kabul etmiyor musunuz? Ey siyasetçiler, ey politikacılar, ey dekanlar, rektörler! Bir insanın, bir Müslüman kadının başını örtmesini hak kabul etmiyor musunuz? Ve siz utanmıyor musunuz insan haklarından konuşmaya? İnsan haklarını programa almaya ve bu kelimeyi kullanmaya utanmıyor musunuz? İşte diyemiyoruz bunları, söyleyemiyoruz. Efendiler, bir azabın, bir cehennem azabının adeta kıyısında, bir ateşin, bir belanın kavşağında bekliyor gibiyiz. Korkunç belalar, musibetler bizi bekliyor. Sakın demeyin bu hoca felaket habercisi ya, bu hoca karartıyor, bu hoca kabartıyor, abartıyor, kapkaranlık bir tablo çiziyor demeyin. Ben Kur'an'ın hükümlerini, Kur'an'ın esaslarını söylüyorum. Mümkün değil. Allah'ın hükümleri, esasları millete anlatılması lazım. Bu sapıklıktan, bu bataklıktan kurtulmanın yollarını Kur'an'ın dışında aramayın diyorum. Bunu söylemek zorundayım, imanımın icabı bu. Bakın ayet-i kerimeyi okuyorum. Bizzat manasını da vermek suretiyle Enfal Sure-i Celilesi'nin 29 numaralı ayeti. Enfal ayet 29. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler topluluğu. Topluluğa hitap ediyor. Müminler. Gayrimüslimlere hitap etmiyor bu ayet. Ya eyyühellezine amenu dedi mi müminler topluluğuna hitap ediyor. Kesinlikle böyle algılanması lazım. Ya eyyühellezine amenu. İn tettekullâhe yec'alleküm furkana. Ayet-i kerimeye bakın. Üç kelimelik bir ayet. İn, Arapça elif in. Allah'tan korkar, Allah'ın hükümlerini uygulamaya, tatbikata koyarsanız yec'alleküm furkana, sizin için hak ile batılı, yanlış ile doğruyu, kötü ile iyiyi fark edecek bir özellik, bir hususiyet size verir ve sizi
içinde bulunduğunuz çıkmazdan Allah kurtarır diyor. Ama hangi şartla? Tak ile Cenab-ı Hak ayette müminlere hitâ اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَان. Furkan demek farkına varmak. Bunun farkına varacaksınız. Sapıklığın, çarpıklığın, terörün, anarşinin, belanın, musibetin, bunalımların farkına varacaksınız. Hastalığınızın farkına varacaksınız ve ilaçlarınızı arkasından tek tek vereceğim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ayet pek açık. Ve yükeffir ankum seyyiatikum. Ne kadar günahlarınız varsa hepsini örteceğim, affedeceğim. Ve yağfir leküm. Hepinize mağfiret vereceğim, affedeceğim. Rabbimiz kesin vaat ediyor. Ama in şartiye, in tettakullaha, Allah'ın hükümlerini uygulamaya koyarsanız, dinin esaslarını tatbikata koyarsanız, Kur'an-ı mübini, Kur'an-ı kerimi, Kur'an-ı hakimi yaşanır bir kitap haline getirirseniz, bugün hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim yaşanan bir kitap olarak değil, ölülere, ölülerin ruhlarına okunan bir kitap olmaktan başka bir şey ifade etmiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Vallahu zül fadlil azim. Allah fazl-ı kerem sahibidir, azamet sahibidir ve size vaat ettiğini yerine getirmeye kudreti kafidir. Bir takım siyasi liderlerin, politik liderlerin vaat ettiği şeyleri yerine getirmeleri mümkün olmayabilir. Onlar beşerdir, onlar insandır. Sapar, sapıtır, zaaf içinde kalır, aldatılır, atlatılır. Ama Allah'ta zaaf yoktur. Allah'ta kudret zaafı olmaz. O vaat etmişse Allah vaadini yerine getirir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ. Allah vaadinde hulfetmez, verdiği sözün aksini yapmaz Allah-u Teala diyor. Kur'an çok açık haber veriyor. Biz alışmışız aldatılmaya, biz alışmışız atlatılmaya. Türkiye'de politika adeta yalancılık haline gelmiş. Yalan, yalan, yalan. Allah'ın dininde bu yok, Allah'ın kitabında bu yok. Ne söylenmiş, ne istenmişse yerine getirildiği zaman neticesi kat'idir. Kesinlikle vaad-i ilahi haktır. numaralı ayet-i kerime daha da farklı bir ifade getiriyor ve Rabbimizin bir vaadini hatırlatıyor ve buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Devam ediyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sadakallahu l-azim. Ey müminler, bakın, ama tamamen müminlere hitap ediyor. Kur'an'ın hitap ettiği sınıflar farklı. İnsanların tümüne hitap ediyor, kafirlere hitap ediyor, ehli kitaba hitap ediyor, hasreten müminlere hitap ediyor. Çok hitap şekilleri var ama bunlar sadece müminlere hitap şeklidir. Buyuruyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهِمْ. Onlara Allah azap edecek değildir. Allah azap etmeyecek. Allah'ın azabı olmayacak. Ne halde, ne şartla? وَاَنْتَ ف۪يهِمْ. Habibim, Resulüm, ente, Arapça sen demek, ente. Ente diye Rabbimiz Peygamberimize hitap ediyor. Ey Resulüm sen, onların arasında fihim, onların arasında, onların içinde olduğun halde, olduğun müddetçe Allah onlara azap etmeyecek. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin çevresinde, civarında, yani sünnetinde, ahlakında, yanında, yakınında, Allah Resulü'nün getirdiği sistemin içinde, Allah Resulü'nün getirdiği mesajın içinde, Allah Resulü'nün getirdiği devlet düzeninin içinde olduğunuz takdirde Allah size azap etmeyecek diyor. Bakın ayet yani. Rabbimizin vaadi bu.
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ Azap etmeyecek onlara Rabbimiz. Bugün azap altındaysak, enflasyon artık bu kelimeyi duymaktan, işitmekten iğrenir olduk. İğrendik adeta. İğrendik ya, enflasyon. Durduğunuz yerde, oturduğunuz yerde paranız pul oluyor. Müslüman Türk milletinin parası bugün dünyanın en sefil parası haline gelmiştir. Sebep neymiş? Enflasyonmuş. Bu bir bela. Allah'ın azabı bu. Biz demek azap altındayız. Geçenlerde bir Müslüman kardeşimizi Acıbadem'de ziyarete gittim. Ameliyat olmuştu bir sebeple. Geniş bir dairede oturuyor. Senin mi kira mı diye sordum. Kira hocam dedi. Kaça kiraladın dedim. Amerikan dolarıyla kiralamış. Bu semtte diyor Türk parasıyla kimse evini kiraya vermiyor diyor. Vallahi bunu gördüm. Türk parası diye bir para yok, kalmamış. Artık ev sahipleri bile evini Amerikan dolarına göre, Alman markına göre, yani ehli küfrün, kafirlerin nakitlerini ve paralarına göre evinizi kiraya vermenin felaketine uğradınız mı, uğramadınız mı? Bu bir felakettir. Vallahi milli felakettir. İslami felakettir. Kafirin parasıyla icraat yapmak Müslümanların zilletidir, hakaretidir. Ne olacak peki? Efendiler ne olacak? Söyleyin bakayım. Ve Allahu Teala'nın azabı bu. Enflasyon. Bir Müslüman bir diğer Müslümana borç verecekse, borç geldi adam 1 milyon, 5 milyon neyse borç istiyor. 3 ay sonra öderim diyor, 5 ay sonra öderim. Hiç kimse Türk parası olarak borç vermiyor, veremiyor haklı olarak. Çünkü 3 ay sonra verdiği 5 milyon ne hale gelecek? Kırpılacak. Enflasyon canavarının ağzında kaç gram kaldı, o kadar kalacak. Ne oluyor peki? Yine kafirin kılıfına giriyor, dolar olarak verebilirim diyor 3 ay sonra. Şimdi 5 milyon kaç dolara tekabül ediyorsa mesela 1000 dolar. 1000 dolar veririm, 3 ay sonra yine 1000 dolar alırım kardeşim diyor. Türk parası adeta yürürlükten kalkmış gibidir. Bizi bu hale getirenleri Allah lanet altına alsın. Çok üzülüyorum. Milli gururum yıkılmış benim, haysiyetim yıkılmıştır. Bu milletin şerefi ayaklar altına alınmıştır. Bir Müslüman bir Müslümana kendi parasıyla borç veremeyecek hale geldiyse vay o milletin haline ve vay o milletin tarihine. Bu korkunç bir hadisedir Müslümanlar. Elinizi vicdanınıza koyun, milletvekillerinin yakasından tutun. Bizi bu zilletten siz nasıl kurtaracaksınız diye bu adamların yakalarını yırtın lütfen. Aldatmasınlar milleti. Yanıltmasınlar yetimleri, öksüzleri. Şaşırtmasınlar milleti. Hem Allah'tan uzaklaşacaksınız, namaz kılanları ordudan atacaksınız, hem namaz kılanları okullara sokmayacaksınız, hem de enflasyonu yeneceksiniz, öyle mi? Falan söylüyorsunuz. Allah yalan söylemez, haşa. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهِمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Resulüm sen onların arasında olduğun sürece, yani bu ne demek? Senin getirdiğin nizamın içinde, sünnetin içinde, İslam hükümlerinin altında oldukları sürece insanlara ben azap etmeyeceğim diyor Hazreti Allah. Azap altındaysanız, ızdırap altındaysanız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün asayişini üzerine alan Asayiş Müdürü, Emniyet Müdür Yardımcısı gündüz gözüyle en kalabalık caddede 24 kurşunla anında öldürülebiliyorsa, bu azap, bu ızdırap varsa bunun sebebini başka yerde aramayın. Allah diyor, Allah'tan uzaklaştığınız sürece size kan kusturacağım. Allah'ın hükümlerinden uzaklaştığınız sürece size mutluluğu tattırmayacağım diyor. Gelin buna inanalım.
Gelin bu ayetleri tasdik edelim. Gelin bu ayetlere iman edelim. İmanımızı tazeleyelim. Gerçekten mümin olalım. Aldatılmayalım, atlatılmayalım. Boş şeylere umut bağlamayalım. Köksüz, temelsiz, manasız, gayesiz, davasız, mesnetsiz şeylere itibar etmeyelim, itimat etmeyelim. Mezarlarında ecdadımız kan ağlıyor. Mezarlarında ecdadımızın hüngür hüngür ağladığını vallahi hissediyorum. Şehitlerimiz kan ağlıyor. Irzımız ve namusumuz çiğnendikçe televizyonda Amerikan filmleri aile hayatımıza, aile birliğimize, İslam anlayışımıza saldırdıkça o serkeşlerin, eroinmanların, afyonkeşlerin saltanatı, programları, şovları bu millete gösterildikçe mezarlarında şehitleriniz kan ağlıyor Müslümanlar. Ecdadınız kan ağlıyor. Velilerimiz, evliyanız kan ağlıyor. Üniversitelerin kapısında başörtüsüyle gözyaşı döken ve içeriye giremeyen kızlarınız oldukça Sultan Fatih size lanet ediyor Müslümanlar. Ecdadınız kan ağlıyor Müslümanlar. Ve siz hala bunları halledememiş olmanın, hiçbir çözüme kavuşturamamış olmanın zilletini yaşıyorsunuz. Binlerce konuşsak, anlatsak, netice değişmiyor, tablo değişmiyor, yine hiçbir şey değişikliğe uğramıyorsa, yine burada vicdanlarımızın nasıl nasırlaştığını, gönüllerimizin nasıl katılaştığını gösteren bir tablo meydana çıkıyor. Allah-u Teala her şeye rağmen içimizdeki iyiler, içimizdeki yetimler, içimizdeki sahipsiz, Allah'tan başkası olmayanlar hürmetine Rabbimiz milletimize imdad eylesin inşallah. Ve neticeyi Rabbimizin haber verdiği şekilde tahsil etmeyi bize nasip eylesin. Amin. Ve ya Erhamer